Evet sevgili izleyenler, şehirden haberler programı sizlere Şanlıurfa, Viranşehir'den seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımda Viranşehir'de çok başarılı bir kadın girişimci var. Bugün kendisinin konuğuyuz. Yanımda şu anda Şehnaz Hanım var. Kendilerini ziyaret ettik. Kendileri Viranşehir bölgesinde tekstil alanında faaliyetlerini gösteriyorlar. Bakalım bölgede yapmış olduğumuz çalışmalar neler? Kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Röportajımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz öncelikle Şehnaz Hanım. Nasılsınız? Sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş bulduk, bizlerdeyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Öncesinde tabii ki buradaki hizmetleri sizlerden dinleyeceğim, yapmış olduğunuz işleri. Ama biraz sizleri tanıyalım. Kadın girişimciyiz, Viranşehir bölgesinde çok güzel işler yaptık. Ne kadar zamandır bu sektörün içerisindesiniz? Yani ben çeyrekten yetişmeyim ama atölyemin kuruluşu yaklaşık 3. yıla girdik biz. Viranşehir'de ilk ve şu an tek atölye olarak devam etmekteyiz. Şimdi biraz hani izleyenlerimiz bilmiyor olabilirler. Biz işin ehlini hazır bulmuşken ondan öğrenelim. Şimdi dokuma alanı ya da dokuma nedir? Yani burada çıkarmış olduğunuz gündelik alanda giymiş olduğumuz elbiseler, kıyafetler vesaire bunlar mı? Gömlekler, pantolonlar, ceketler, pardüsüler. Dokuma alanları onlar ve vesaire. Tabii saymakla bitmiyor. Yani aklımıza gelebilecek olan aslında giyim kuşamın her bir ürünü, parçası burada çıkıyor. Tabii muhakkak. Kullanmış olduğunuz bir sosyal medya hesabı, bir web sitesi varsa adını lütfen izleyenlerimiz için söyleyin. Onlar da sizinle çok daha kolay iletişime geçebilsinler. İbnaz Tekstil. Yani oradan zaten Instagram sayfamız da var, Facebook sayfamız da var. Daha sonra ben size zaten adresleri vereceğim. Evet. İletişime geçebilirler aslında. İbnaz Tekstil adıyla arama yaptığınızda belli başlı sosyal medya platformlarından direkt buraya, firmaya ve Şehnaz Hanım'a ulaşabilirsiniz diyoruz. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bitirmeden önce bizlere, izleyicilerimize aktarmak istediğiniz son cümlelerinizi alıp artık röportajımızı sonlandıralım. Sadece şunu söylemek istiyorum. Kadınlara her zaman el uzatın, yardımcı olun onlara. Onların gerçekten yardıma ihtiyacı var. Özellikle bizim bölgemiz. Bizim bölgemiz yararlı bir bölge, yani kadınların ekonomik özgürlüğü olmadığından, kısıtlı olmasından dolayı. Ve sizlere de geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz de sizin misafirperverliği için teşekkür ediyoruz. Evet, şu anda Şanlıurfa'nın Viranşehir bölgesinden sizlere seslendik. Bu bölgede çok da ne yazık ki denk gelemediğimiz kadın girişimcilerden birinin konuğu olduk. Şehnaz Hanım'ın konuğu olduk. Kendisi bu bölgede bu kadar kısıtlama ya da bu kadar kısıtlı imkana rağmen burada çok güzel işler yaptılar ve yapmaya da devam edecekler. Sizler de bunun için kendisiyle iletişime geçmek isterseniz vermiş olduğumuz sosyal medya hesapları üzerinden de kendilerine ulaşabilirsiniz diyoruz. Şimdi sizleri bu güzel atölyeyle baş başa bırakıyorum. Buradaki yerleri çok daha detaylı göreceksiniz. Programımız kaldığı yerden Viranşehir'de yolculuğuna devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyoruz.